Present Continuous Tense kullanırken ilk dikkat edeceğimiz şey şudur. Genellikle içinde bulunduğumuz anda gerçekleşen olayları bu zamanı kullanarak ifade edebiliyoruz. Bu Türkçe'de de böyledir zaten. İlk örneğimize bakalım. What are you doing at the moment? Şimdiki zamanla ilgili önemli yerleri işaretleyelim hemen. What bir soru sözcüğüdür. Daha önce bunu konuşmuştuk. Soru sözcükleri varsa emizardan önce geliyordu. What are you doing? Ne yapıyorsun veya ne yapıyorsunuz anlamındadır. At the moment ise şu anda demektir. Şu anda ne yapıyorsunuz? Sorunun bir cevabı var. Hemen cevaba bakalım. I'm sitting on the sofa. Sofa kanepe demektir. I'm sitting on the sofa. Kanepede oturuyorum. Devam ediyoruz. Yine şimdiki zamanda başka bir cümle. It's raining. Yağmur yağıyor. Outside. Dışarıda yağmur yağıyor. Başka bir soru kalıbı. What's all that noise? Tüm bu gürültü de ne? What's going on? What's going on bir kalıptır. Neler oluyor anlamındadır. Ve İngilizce'de çok kullanılan bir kalıptır. İşaretleyelim onu da. What's going on? What ile başlayan sorularda özne aramayız. Çünkü soru zaten özneyi sorgulamaktadır. She's waiting for the train. O treni bekliyor. Wait sözcüğü ing takısını aldı. She's waiting for the train. Wait for bir kalıptır. Bunu da belirtelim. Bir şeyi beklemekten bahsediyorsak wait'ten sonra genelde for sözcüğünü kullanırız. Mary is talking with her friends. Mary arkadaşları ile konuşuyor. They are swimming in the pool. Onlar havuzda yüzüyorlar. Son cümlemiz partide geçen bir cümle. Hello Jane, are you enjoying the party? Partiden keyif alıyor musun? Partide eğleniyor musun? Anlamına gelir. Geçici durumlardan bahsederken yine present continuous tense kullanabiliyoruz. İlk örneğimiz I'm riding a bike. Riding bisiklete binmektir. Motosiklet binmek anlamında da kullanılabiliyor. I'm riding a bike. Bisiklete biniyorum. To get to work. Get to gitmek anlamında burada. Varmak, ulaşmak. Tüm bu anlamları doğrudur. Work iş anlamındadır. İşe gitmek için bisiklete biniyorum. Sebebini anlatıyor. Because my car is broken. Çünkü arabam arızalandı. Broken arızalanmak anlamında da kullanılabilir arabalardan bahsederken. They are not talking. Konuşmuyorlar. Şurası olumsuzluk olan bölümdür. Yardımcı fiil ile birlikte. Fiil ing'yi almıştır. Onlar konuşmuyorlar. With each other. Birbirleriyle konuşmuyorlar. After the last argument. Argument tartışma. Son tartışmadan sonra onlar birbirleriyle konuşmuyorlar. Geçici bir durum. Daha önce konuşuyorlarmış. Burada da işe bisikletle gitmesi geçici bir durum. Araba tamir edildiğinde muhtemelen yine arabayla gidecek. Kathy has an office. Kathy'nin bir ofisi var. But she is working at home. Şu anda nerede çalışıyor? Ama evde çalışıyor. Today, bugün evde çalışıyor. Demek ki evde çalışması bugüne has bir durum. Michael is at university. Michael üniversitededir veya üniversitede. He is studying history. Üniversitede ne çalışıyormuş? Tarih üzerine eğitim alıyormuş. I'm working in London. Londra'da çalışıyorum. For the next two weeks. For the next two weeks gelecek iki hafta için demektir. Veya boyunca anlamında kullanabiliyoruz. Gelecek iki hafta boyunca Londra'da çalışıyorum. Geçici bir durum çünkü normalde çalıştığı yer başka bir yer. Bir işin ortasında olduğumuzu da şimdiki zaman yapısında belirtebiliyoruz. Örneğimize bakalım. They are working hard to earn money. To earn money para kazanmak için demektir. Buradaki to make money için anlamı taşır.
Para kazanmak için onlar sıkı bir şekilde çalışıyorlar. İkinci örneğimiz, I'm getting the lunch ready. Get ready, hazır olmak, hazırlamak anlamlarındadır. Öğlen yemeğini hazırlıyorum. Demek ki bu cümleyi kuran kişi mutfakta ve işin bir kısmını yaptıktan sonra böyle bir cümle kuruyor. Mike is studying hard. Mike sıkı bir şekilde çalışıyor. To become a doctor. İlk cümlede olduğu gibi makemak için anlamı var burada. To sözcüğünde. Fiilden önce geldiğinde bu anlamda kullanabiliyoruz. Doktor olmak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Mike'tan bahsediyoruz. Mike doktor olmak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Elizabeth is writing an adventure book. Elizabeth bir macera kitabı yazıyor. Demek ki kitap yazmaya başlamış ve bu durumu bilen bir kişi böyle bir cümle kuruyor. Please don't make so much noise. Lütfen o kadar çok gürültü yapmayın. I'm trying, deniyorum. Hemen işaretleyelim. I'm trying, ne yapmayı deniyormuş bakalım. To work, çalışmayı deniyorum. Çalışmaya gayret ediyorum diye de çevirebiliriz. Son cümlemiz, where's Mark? Mark nerede? Cevap geliyor, he's having a shower. O duş alıyor. Present continuous tense yapısını geleceğe dair planlanmış işler için kullanabiliyoruz. I'm meeting Katie. Katie ile buluşuyorum. In the evening, akşamleyin Katie ile buluşuyorum. He's flying. O uçuyor. He's flying to Rome in September. Eylül'de Roma'ya uçuyor. We're not. Burası olumsuz. Şöyle yapalım o zaman. We're not going. Gitmiyoruz. Anywhere, hiçbir yere. We're not going anywhere tomorrow. Yarın hiçbir yere gitmiyoruz. Jane is starting. Jane başlatıyor. Ne başlatıyormuş? Veya neye başlıyormuş anlayalım. A new job next week. Jane gelecek hafta yeni bir işe başlıyor. What are you doing next weekend? Gelecek hafta sonu ne yapıyorsun veya ne yapıyorsunuz? Gördüğümüz tüm örnekler geleceğe dair ve planlı. Önceden planlanmış işlerden bahsediyoruz. I'm playing badminton. I'm playing badminton with Matthew tomorrow. Yarın Matthew ile badminton oynuyorum. I'm going on holiday. Tatile çıkıyorum. Go on holiday tatile çıkmaktır. I'm going on holiday tomorrow morning. Yarın sabah tatile çıkıyorum. Etrafımızda gerçekleşen değişiklikleri ifade etmek için de present continuous tense'e başvurabiliyoruz. Sık kullanılan fiiller ise şu gördüklerinizdir. Get olmak, elde etmek, change değişmek, become olmak, increase yükselmek, artmak, rise yine aynı anlamda yükselmek, artmak, fall düşmek, grow büyümek, gelişmek, improve gelişmek, begin başlamak, start yine başlamak anlamındadır. İlk örnek cümlemize bakıyoruz. Our country is getting richer. Hemen buradaki işaretlemelerimizi yapıyoruz. Evet, açıklamamıza bakalım şimdi de. Get richer daha da zenginleşmek demektir. Ülkemiz daha da zenginleşiyor. Demek ki ülkenin durumunda bir gelişim söz konusu. İkinci cümlemiz. The internet is becoming a problem. İnternet bir problem oluyor, bir problem halini alıyor. The universe is expanding. Kainat, evren genişliyor. Expand, genişlemek demektir. The universe is expanding. Diğer cümlemiz. The population of the world is increasing. Dünyanın nüfusu artıyor. Very fast. Çok hızlı bir şekilde. Bu cümlenin öznesi şuraya kadar olan bölümdür. Dünyanın nüfusu anlamındadır. Ve tekil olduğu için is aldı. Increase artmak demekti.
Sonuna ing aldı. E harfi düştü. Dünyanın nüfusu çok hızlı bir şekilde artıyor. Diğer bir cümledeyiz şimdi de. I'm beginning to. Başlıyorum. Neye başlıyormuşuz? Görelim. I'm beginning to enjoy my new job now. Now burada artık diye çevrilebilir. Artık yeni işimden keyif almaya başlıyorum. Bir duruma veya bir şeye çok kızdığımızı always, continually ve constantly kullanarak şimdiki zaman yapısında ifade edebiliyoruz. İlk örneğimize dikkatle bakalım. She is continually complaining. O sürekli şikayet ediyor. Complain, şikayet etmek demektir. About everything. Her şey hakkında o sürekli şikayet ediyor. Johnny is always asking stupid questions. Johnny sürekli aptalca sorular soruyor. Demek ki artık bıkkınlık oluşturmuş bu durum. My boss is constantly criticizing me. Criticize, eleştiri yapmak demektir. Patronum sürekli beni eleştiriyor. Andrew is always coming late. Andrew is always coming late. Andrew daima geç gelir. Demek ki artık can sıkmaya başlamış bu durum ve şikayet ediliyor bu durumdan. You're always watching television. Sen daima televizyon izliyorsun. Do something more active. Daha aktif bir şeyler yap. Yine bir serzeniş durumu var. Bu durumdan rahatsızlık belirtilmiş. Daima televizyon izlenmesinden rahatsız olmuşlar. Şimdilerde gerçekleşen olayları da biz present continuous tense yapısında aktarabiliyoruz. Birinci örneğimiz, Sally is studying really hard. Gerçekten sıkı bir şekilde çalışıyor Sally. For her exams this week. Bu haftaki sınavları için Sally gerçekten sıkı bir şekilde çalışıyor. Diğer bir cümle, I am reading a really interesting book now. Gerçekten ilginç bir kitap okuyorum şu anda. How are you brushing up on your English for the trip? Brush up English. Bu cümle şu anlama gelir. Brush up, hafızayı veya bilgiyi tazelemek anlamındadır. Cümleyi baştan sona toparlayacak olursak, are yapısını da, evet, yardımcı fiil de işaretledik. Seyahatin için İngilizceni nasıl tazeliyorsun? İngilizce bilgini nasıl tazeliyorsun? Diğer bir cümle. We aren't, olumsuz bir cümle. We aren't working hard. Sıkı bir şekilde çalışmıyoruz. These days, bugünlerde sıkı bir şekilde çalışmıyoruz.